Nihayet isyancılar Hazreti Osman'ı Kur'an okuduğu odada buldular. Muhammed bin Ebu Bekir, Hazreti Osman Efendimizin mübarek sakalını tutarak, "Şimdi seni elimizden Muaviye de, İbni Ebi Serh de, İbni Amir de kurtaramaz," diyordu. Elleri kılıçlı adamlar öfkeli fakat kinle gülen yüzlerini Hazreti Osman Efendimiz'e çevirmişlerdi. Oysa bir kişiyi daha bu kirli işten temize çıkarmanın yolunu arıyordu. Sakalını sıkıca kavrayan elin sahibine baktı. Bu yüzde tertemiz gülümseyen Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i gördü. Bir an sonra şahit olacağı sahne karşısında duyacağı üzüntüyü yüreğinde hissetti. Elini uzatarak Muhammed bin Ebu Bekir'in sakalını kavrayan koluna dokundu. Bir baba şefkatiyle onu okşayarak kendisine bakan Hazreti Osman'ın yüzündeki ifade Muhammed bin Ebu Bekir'i korkutmuştu. Hazreti Osman yumuşacık sesiyle fısıldadı. "Evladım, baban seni bu halinle görseydi ne kadar mahzun ve mükedder olurdu," dedi. Muhammed bin Ebu Bekir sarsılmıştı. O da bir an babasının gözlerini üzerinde hissetti. Hızla elini çekti, Hazreti Osman'ı katillerinin eline bıraktı. Açık kapıdan koşarak çıkan Muhammed bin Ebu Bekir'in ardından, Hazreti Osman sakalını bu kez başka bir el kavramış olsa da mutlulukla bakıyordu. Geride kalan tayfa o kadar uyanık değildi. Mübarek halifeye vurmak için ellerindeki kılıçları kaldırdılar. İlk darbeyle Hazreti Osman Efendimizin Mustafa yazan eli bedeninden ayrıldı. Vahiy katibi Hazreti Osman Efendimiz, "Allah'a yemin olsun ki o Kur'an'ı ilk defa yazan eldir," dedi. Eşine inen kılıçları engellemeye çalışan Naile Hatun, Hazreti Osman Efendimizin üzerine eğilerek kendisini ona siper etmiş, eliyle inen kılıçları durdurmaya çalışıyordu. Kılıç darbelerinden o da hissesine düşeni almış, eli kesilmiş, bacağından yaralanmıştı. Kin dolu isyancılar yaşlı kadını hınçla kenara ittiler. Bir bıçak darbesini Hazreti Osman Efendimizin mübarek boğazına indirdiler. Değerli dinleyenler, müzelerde bulunan Mus'haf'ın üzerindeki o kan, işte bu darbe sırasında akıtılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in etrafında gerçekleşen çarpışmada, Hazreti Osman Efendimizle birlikte iki yardımcısı da şehadet şerbetini içme şerefine nail olmuştur. Muhasara 22 gün sürmüştü. Hicretin 35. senesinde, Zilhicce ayının 19. Cuma günü, yani 20 Mayıs 656'da, yaşı 80 küsur iken, sabah saatlerinde şehadet şerbetini içen Hazreti Osman Efendimiz, Resulullah Efendimizle iftar etmek üzere azimi darün naim olmuşlardır. Katiller amaçlarına ulaşınca sevinçle haykırıyorlardı. "Ey Talha bin Ubeydullah, Osman bin Affan'ı öldürdük." Hainler o anı bile fitne için kullanıyor, Hazreti Talha'yı bu katle dahil etmeye çalışıyorlardı. Şehadetiyle fitnecilere büyük sürur veren Hazreti Osman Efendimizin ardından katilleri evini ve Beytülmal'i yağmaladılar. Ne var ne yoksa hepsi talan edildi. İsyancılar zincirlerinden boşalmış gibi Medine'ye dağıldılar. Bu azgınların arasına Hazreti Osman'ı şehit etmek değil de halifelikten azletmek için katılanlar olayın geldiği durumu görünce ne yapacaklarını bilemediler. İbn-i Sebe zihniyeti Müslümanların halifesini şehit etmişti. Bu şenaati dahi kolayca işleyebildilerse kim bilir daha neler yapabilirlerdi. Kendilerini onlardan sakındırmaya çalışıyorlardı. Abdullah bin Zübeyr hazretlerini buldular, pişmandılar, çok üzgün ve perişandılar. Ondan medet umuyorlar, kendilerini temize çıkarmasını bekliyorlardı. Aldıkları cevap acı oldu. Abdullah bin Zübeyr hazretleri, "Planlar kurdunuz, hesaplar yaptınız. Ancak Allah şöyle buyurur. Artık kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına set çekilmiştir. Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar kıyamet ve azap hakkında endişe veren bir şüphe içindeydiler." Adı fitne olaylarına karıştırılmak istenen Talha bin Ubeydullah hazretleri ise pişmanlık kapısını çalarak çıkış yolu arayanlara "Yazıklar olsun size.
dedi. Allah buyurmuştur ki, onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek korkunç sesi beklerler. O zaman artık bir vasiyette bulunamazlar, ailelerine de dönemezler. Hazreti Ali Efendimiz ise o sırada Mescid-i Nebevi'ye gidiyordu. İsyancıları Peygamber Mescidinde Allah'a şikayet edecekti. Namaz vakti gelince Hazreti Ali'ye, ''Ya Ali, öne geç, namazı sen kıldır.'' dediler. Hazreti Ali ise, ''Halife mahsurken ben size namaz kıldıramam, tek başıma namaz kılacağım.'' dedi. Namazı kılıp evine döndü. Arkasından yetişen oğlu, ''Babacığım, vallahi evine zorla girdiler.'' dedi. Hazreti Ali ise, ''İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, vallahi onu şehit ettiler.'' dedi. Hazreti Ali'ye, ''Osman'ın durumu nedir ya Ali?'' diye sorduklarında, ''Vallahi cennete girecek, hem de Zülfa'ya.'' dedi. ''Peki ya ötekiler?'' diye sordular. ''Vallahi onlar da cehenneme girecekler.'' dedi ve bunu 3 defa haykırdı. Bu durumdan pişman olduğunu, nihayet hata yaptıklarını anladıklarını söyleyenlere ise Hazreti Ali Efendimiz şu ayetlerle cevap vererek onlardan yüz çevirmişti. Yahudileri harbe teşvik eden münafıkların durumu da şeytanın hali gibidir. Çünkü o insana inkar et der. İnsan inkar edince, hakikaten ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de sonu ebedi olarak ateşte kalmaları oldu. Zalimlerin cezaları budur. Aynı taleple Sa'd bin Ebi Vakkas hazretlerine gelenlerin aldığı cevap da bundan farklı değildi. O da şu ayetlerle cevap veriyordu. De ki, yaptıkları işler itibarıyla en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar, kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden kimselerdir. Bu yüzden onların hayır olarak yaptığı bütün işler boşa gitmiştir. Kıyamet günü onların iyi amelleri olmadığı için bir terazi kurmayız. İşte hem küfre saptıkları, inkar ettikleri, hem de ayetlerimi ve peygamberlerimi eğlence edindikleri için onların cezası cehennemdir. Bu ayet okuduktan sonra Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri ekledi. Allah'ım onları pişman et, perişan et. Medineli Müslümanlar, Resulullah Efendimizin irtihalinden bu yana hiç böyle şiddetli bir matemle sarsılmamışlardı. Hatta Hazreti Ömer'in şehit edilişi bile bu denli üzüntü verici değildi. Nihayet o bir Mecusi'nin elinde şehit olmuştu. Oysa Hazreti Osman, inançlarından, peygamberin öğütlerinden, dinden uzaklaşmış Müslümanlar tarafından şehit edilmişti. Hazreti Osman Efendimiz şehit edildiği zaman evinde bir sandık buldular. Sandığın içinden şu mektup çıktı. Bu Osman'ın son sözleridir. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Osman bin Affan, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet eder. Allah vuku şüphesiz bir günde bütün kabirdekileri diriltecektir. Allah vaadinden dönmez. Herkes o vaadle yaşar, ölür ve dirilir inşallah. Mektubun arkasındaysa şunlar vardı. İnsan kendisini ihmal ederek, fakirlik yüzünden zarara bile uğrasa, tok gönüllülük kendisini zenginleştirir, ulvileştirir. Dünyada hiçbir güçlük yoktur. Şayet bir güçlükle karşılaşırsan, onu bir kolaylık takip edecek demektir. Bu sebeple sabırlı olmalısın. Felaketlerle karşılaşmayan, sıkıntı, üzüntü bilmez. İleride neler olacağı da belli değildir. Hazreti Osman'ın şehadeti, bütün Müslümanların gönlüne çatallı bir kama gibi saplanmıştı. Hazreti Osman Efendimizin şehadeti anlatıldığında hangi çağda olursa olsun müminlerin yürekleri şiddetli bir sarsıntıyla titrer. Merhem kabul etmez bir yara gibi kanamaya devam eder.
Bu tıpkı Hazreti Ebu Hüreyre'nin Hazreti Osman Efendimiz anıldığında söylediği gibi bir hadisedir. Can çekişirken "Ah, ah!" diye inlediğini işitir gibi oluyorum derdi. Hazreti Osman Efendimizin şehadetinden sonra Müslümanlar tıpkı Bedir Savaşı'na katılanlardan Ebu Humeyd gibi antlar içerek "Allah'ım, sana kavuşuncaya kadar söz veriyorum şunları şunları yapmayacağım, gülmeyeceğim" de.